Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Fanatik Gazetesi Web Genel Yayın Yönetmeni Umut Eken bizlerle birlikte olacak. Umut Eken'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gündemde önemli haberler var. Transfer dönemine de yavaş yavaş giriyoruz. Transfer çalışmaları da başladı. Takımlarımız hareketli dakikalar geçiriyor. Özellikle de Süper Lig ve birincilik ekiplerinde bu hafta çok çok hareketli geçecektir diye düşünüyorum. Şu an hattımızda konuğumuz Umut Eken. Umut abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar Salim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Umut abi. Transfer çalışmaları başladı. Takımlarımız takviyeler yapıyorlar. Teknik direktör sorununu çözüme kavuşturan takımlar var. Öncelikle dinleyenlerimizle de paylaşalım. Serkan Özbalta. Sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım. Hatay Spor'la anlaşma sağladı. 2 yıllık dün resmi sözleşme imzalandı. Bu bilgiyi paylaşalım. Yorumun nedir peki bu genel durumla ilgili? Ya Serkan Özbalta genç neslin çok tanımadığı bir teknik adamdı. Altay biraz da sezon içerisinde çaresizlikten ve mecburiyetten o yönde bir tercih yap göreve getirmişti. Çok kötü de işler yapmamıştı ama başarısı olduğunu düşünerek ayrılmıştı. Hatay Spor için tabii Ömer Erdoğan sonrası, daha doğrusu Ömer Erdoğan Hatay Spor ya da Hatay Spor Ömer Erdoğan birlikteliği sonrasında her teknik adam bir risk yani. Dünyanın en iyi teknik adamını da getirseniz. Çünkü orada çok iyi bir kimya vardı yani. Her sene dışarıya transfer yapan, oyuncu satan ama yine de ilk üst sıraları Avrupa Kupası'nı zorlayan bir Hatay Spor izlemiştik ve çok pozitif bir de oyun izlemiştik. Kabul etmek lazım. Ömer Erdoğan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Ondan sonrasında her teknik adam zor ama tabii soru işaretleri, kimyalar uyuşacak, uyuşmayacak. Çünkü Türk futbolundan bahsediyoruz. O kadar çok ikililer var ki birlikte uyum sağlayamayan, hatta sağlayanlar bile yollara ayırmak zorunda kalıyor. Misal Fenerbahçe ve İsmail Kartal. Evet. Peki yani Jorge Jesus geldi. Az önce bakıyorum. Samandıra'yı gezdi. Teknik direktör değişimi yaşandı. Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaşma sağladı. Kulüp resmi Twitter hesabı da hemen kontrol ediyorum. Yine paylaşımlar yapıyor. Yine bir açıklama yaptı. Samandıra Can Bartu tesislerimizi gezdi diye paylaşım yaptı. Jorge Jesus tesisleri gezdi. Dün stadyumu gezdi. Fenerbahçe biraz kulüp olarak araya giriyorum. Biraz Jorge Jesus'a ısındırmaya çalışıyor taraftar ve cami. Çok fazla hani paylaşım yaparak ederek henüz Jorge Jesus'tan önemli şeyler duymadık. Hatta bir basın toplantısı bile düzenlenmedi ama genelde görsellerle destekliyorlar. Sanki böyle bir Kadıköy Jesus atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle stat'tan çok fazla tesisten çok fazla paylaşımlar yapıyorlar senin de dediğin gibi. Kabul ettirilme anlamında söylemiyorum bunu. Jorge Jesus kabul ettirilecek bir adam değil. Ama İsmail Kartal sonrasında biraz böyle taraftarın içini ısındırmak istiyorlar sezonun başlamasına daha çok olmasına rağmen. Öyle bir stratejisi var gibi Fenerbahçe'nin. Peki Umut abi, buradan dönüş olur mu Jorge Jesus konusunda? Ya dönüş olursa, o dönüş olmaz, skandal olur. O dün de sosyal medyada konuşuldu, bizim ekip arkadaşlarımız arasında da konuşuldu. Çok Fenerbahçe'nin tarihinde var böyle durumlar. Sen de biliyorsun, sen gençsin tabii, o günleri hatırlamazsın ama hani Carlo Ancelotti vesaire böyle bu tür durumlar var ama bu saatten sonra yani dönüşten anlamın hani Fenerbahçe bir Jesus birlikteliği olmaz anlamını söylüyorsun değil mi? Yani sözleşme imzalamadan gitme konusu. Ya bir skandal olmaz mı? Dün yemek yediler birlikte, biz de özel görüntü paylaştık ettik. Stada çıkardılar hocayı, tesisleri gezdiriyorlar. Birlikte başkanın diyalog videoları var. Hazır mısın? Hazırım diye Türkçe öğretmeye başlamışlar.
Avrupa basınında, dış basında yer alıyor, özellikle Portekiz'de vesaire. Bu saatten sonra bir imza almazsa skandal olmaz mı? O dönüş değil, skandal olur. Evet. Yani Ali Koç döneminin en trajik durumu oluşur bence. Yani bu Rize'de Ali Bey'in Rize'de tribüne çıkması, Galatasaray derbisinde protokol tribünden aşağıya atlaması falan filan, bunlar çok gölgede kalır. Yani ama ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum şu an için. Ya olmaması lazım. Zaten hani Jesse'de öyle getirip test gezelim, anlaşırsak yola koyulalım diyeceğiz bir teknik adam değil. Onun kariyeri de bunu kabul etmez. Zaten Ali Bey'de katıldığı bir televizyon programında söylemişti. 2,5 aydır falan değil mi? Takımı evet. Takip ediyor, görüştük, şey yaptık vesaire falan demişti. Jesse'de planlarını Fenerbahçe üzerine kurmuştur. Bu profesyonellik, bu kurumsallık, bu düzeyde yani bir ayrılık ya da anlaşamamazlık kabul etmez bu kurumsallık. Yani Ali Koç kendini inkar etmiş olur. Yani göreve gelirken vaat ettiği en büyük şeylerden birisi kurumsallıktı. Gerçi ne kadar, hangi oranda başarabildiğini söylemek güç. Kendisinin de bazı itirafları var. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalıştık dedi. Ki hani kulüp kanalından tutun da kulüp profesyonellerinden, yönetimden, oyuncu grubu, teknik kadro vesaire, aklınıza ne gelirse bu tür itirafları vardı. Şimdi hani Jesus'a gelip burada yemek yiyip 2 gün İstanbul'u gezip, tesisleri, stadı gezip, taraftara sosyal medya paylaşımları yapıp da sonra ben hiç ihtimal bile vermiyorum böyle bir şey. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Umut Eken, sohbetimiz devam ediyor. Umut abi, çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen çok mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Tamamdır Salim. Görüşmek. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Umut Eken. Umut abi, tekrardan hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar Salim. Umut abi, Fenerbahçe'den bahsettik, teknik direktör değişimlerinden bahsettik. Son sorum şu şekilde: Mehmet Büyükekşi federasyon başkanlığı için adaylığını açıkladı. Servet Yardımcı'nın da adaylığını açıklaması bekleniyor. Senin düşüncen nedir? Ben Servet Yardımcı'yı bir adım önde görüyorum. Sen ne dersin? Ben farklı bir şey söyleyeyim. Bence ikisi de olmayacak. Sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. Yani şöyle, Mehmet Bey çok çalışıyor. Büyük ekşi, yani çalışıyordan evet. Kastım kulüplerle temasa, yani resmen de açıkladığı için elbette ki bu en doğal hakkı. Resmen duyurdu adaylığını ve kulüplerle temasa geçmesi, iletişime geçmesi, onlarla işbirlikleri için konuşuyor olması çok normal. Servet Bey henüz resmen açıklamadığı için adaylığını henüz bir teması yoktur ki zaten kendisi hala hazırda TFF Başkan Vekili. Bir süredir evet. İdarenin başında biliyorsun. Resmen açıkladıktan sonra onda temaslar olacaktır. Ama seçime daha 2 hafta gibi bir süre var. 2 hafta Türk futbolu için çok uzun. Türk futbolunda bir gecede neler yaşandığını, neler olup bittiğini hepimiz tecrübe ettik. Şahsi kanaatim Mehmet Bey'de, Servet Bey'de TFF Başkanı olmayacak gibi. Ben hatta ekleme de yapayım istersen abi. Kaynakta belirtelim. Kenan abi, Kenan Başaran bundan 4-5 hafta önce haberini yapmıştı. Sürpriz isim diye vermişti. Mehmet Akif üstündeydi. Voleybol Federasyonu başkanı. Evet hatırlıyorum. Tabii. Ben yani Mehmet Akif üstünde olabilir mi diye düşünüyorum. Ya ben ihtimali de vermiyorum. Eğer olacak olsaydı çalışmalar tabii ki elbette Kenan'ın istihbaratı çok sağlamdır ama vazgeçilmiş olabilir. Çünkü zira Türk voleybolu da çok ciddi bir seviyeye geldi. Özellikle kadın voleybolunda, işte ben de dün Ankara'daydım, önceki gün kadın voleybol milli takımının İtalya maçını canlı izlemeyi şansını yakaladım. Yani müthiş tribünler var. İnsanlar voleybolu çok sevdiler. Çok seviye atladık. Vakıfbank'ın şu anda dünya üzerinde herhangi bir branşta muadili bir takım yok. Her yerde söylüyorum yani. Alınabilecek bütün kupaları aldılar. Ne futbolda, ne basketbolda, ne başka bir branşta. Evet. Türk voleybolu böyleyken hani voleybola sırt çevirip futbola geçmek Mehmet Bey'in, Mehmet Akif Başkan'ın kredisini azaltır. İkincisi, futbol ailesi kabul eder mi?
Evet. Yani bir dolu insan var, futbolla hayatını geçirmiş 20-30 yıllık tecrübesi olan insanlar var. Yani kulüp başkanları misal adaylıklarını koymuyorlar. Çok ciddi işte Göksel Bey, Göksel Gümüş evet. daha aday değil mesela. Çok evet. uzun 30 yıldır falan futbolun içinde. Evet. Mehmet Baykan mesela 30 yıldır futbolun içinde aday değil. Diğer kulüp evet. başkanları ismi çok önemli değil kim olursa. Ya da söyleyeyim Ahmet Nurçebi, Ahmet Ağaoğlu evet. vesaire vesaire. Hiçbiri yok. Futbol ailesi biraz kabul etmez. İletişim ister, konuşmak ister. Çok da kritik bir dönemdeyiz. Futbolumuzun son bir yılı çok tatsız geçti. Euro 2020 sonrasında o teknik adam değişimi milli takımla ilgili tartışmalar. Sonrasında evet. sezon içerisindeki tartışmalar, hakem skandalı. Sonra Nihat Bey'in ve bazı federasyon yöneticilerinin görevi bırakması çok sıkıntılı bir süreydi. Hele böyle bir sıkıntılı süreçte futbol ailesinin futbol dışından bir insanı her ne şartlı olursa olsun, her nereden onay almış olursa olsun, referansı evet. ne olursa olsun futbol ailesinin öyle bir şahsı kabul edeceğini tahmin etmiyorum. Çok teşekkür ederim Umut abi değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Sizlere de görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Umut Eken'di. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umut Eken'le birlikte gündemi değerlendirdik. Birazdan hattımızda Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin olacak. Şu anda bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Önemli bir sezon geride kaldı. Ligi güzel bir yerde tamamladınız. Özellikle de Nuri Hoca ile birlikte çıkışa geçen bir Antalya Spor vardı. Sezonun genelini değerlendirdiğinizde yorumunuz nedir Sayın Başkan? Yani sezonun geneli Antalya Spor için biliyorsunuz Ersun Hoca ile başladık. Daha sonra yolları ayırdık. Nur Hoca'nın felsefesini Nur Hoca takımı oturtmaya çalıştı. Bunda da başarılı olduğunu inanıyorum. Devre arası yapılan transferlerle beraber Nur Hoca'nın kafasındaki oyun mantığı oturdu. Bir şehir olarak da bence ülke olarak sadece şehir olarak değil Nuri Şahin'e karşı da bir sempati doğdu. Gerek oynattığı oyun gerek kişiliği. Antalya şehri tek vücut olarak lige devam etti. Bulunduğumuz yerde bitirdik. Hedefimiz ilk 5'ti. Maalesef olmadı. İnşallah seneye olur. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin. Sohbetimiz devam ediyor. Gelecek sezon Nuri Hoca ile yola devam ediyorsunuz. Zaten bahsettiğiniz gibi Sayın Başkan, önemli bir proje var Antalya'da. Gelecek sezonda hedef ilk 5. Uzun vadede önemli projeler var. Transfer çalışmaları da başladı. Özellikle de iş transfer çok merak ediliyor Sayın Başkan. Evet. Bofin, Kurdiyashov opsiyonu vardı. Bofin'in sözleşmesi sona erdi. Evet. Sinan Bolat konusu var. İş transferde son durum nedir Sayın Başkan? Siz istedikleriniz diye unutursam sorarsınız Salim Bey. Evet. Bofin'le ilgili bir şu an biliyorsunuz mali yapıları kulübün. Evet. Anlatmamak zaten büyük ihtimalle programda da onu konuşuyordunuz. Dinleyemedim. Kusura bakmayın. Toplantıdayım yine kulüpteyim. Evet. Bakken yayınımız belli değil. Gelirlerimiz belli değil. Euro'nun ne olacağı belli değil. O yüzden geleceği düşünmek zorundayız. Fedor'un zaten sözleşmesi devam ediyor. Bir yıl daha var. Evet. Diğer futbolculardan Naldo ve Bofin'e teklifte bulunduk. İlk cevapları olumsuz oldu. Şu an beklemedeyiz. Fernando ile %90 anlaştık. Süper. Yani çok çok önemli bir transfer sizin için. Evet, Hacı Wright'la da kendisiyle anlaştık. Kulübüyle pazarlıklarımız devam ediyor. Hacı Wright'ın kendisiyle anlaştık. Başkan sonra Luis Adriano konusu var Sayın Başkan. Özellikle de bizim sözleşmeli futbolcumuz gelen bir teklif yok. Gelen bir teklifi yok değil mi? Çünkü Brezilya'dan evet. çok sıklıkla haber yapılıyor ve bir de bize gelen bir teklif yok. Evet. Bir de Sayın Başkan, özellikle devre arası yaptığınız transferler, sezon öncesi yaptığınız transferler aşı tuttu diyelim deyim yerindeyse. Evet. Ekibinizle ilgili yorumunuz nedir? Çünkü Fernando geldiğinde futbol oynamadı tarzında yorumlar yapıldı. Fakat geldi, şovunu yaptı adeta. Birçok takımın listesine girdi. Hacı Wright sezon başından itibaren çok çok iyi bir performans ortaya koydu. İzleme ekibinizle ilgili yorumunuz ne olur Sayın Başkan bu noktada? Transfer komitesiyle ilgili. Ben kendilerini çok başarılı buluyorum. Burada yapılan bu sadece bizim yaptığımız bir çalışma değil. Biz sadece var olanı hareketlendirdik. Belli yapıda değişiklikler yaptık. Daha önce burada squad ekibinin başında olan arkadaşımızı, Ferda hocamızı yönetim kurulu asistanı yaptık. Yine orada olan
bizim şef scoutlarımızdan Adnan Gürek eski futbolcumuzu scout ekibinin başına getirdik. Analiz ekibini kuvvetlendirdik. Spirit Scouting diye bir projemiz var. Antalyalı gönüllü scoutlar projesi var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Hatta yarın akşam onlarla bir yemek yiyeceğim. Çoğu öğrenci çocukların 7 kişilik bir ekip, 7 veya 8 kişilik bir ekip. Ben şu an dediğim gibi izleme komitemden ve scout ekibinden ve analistlerinden son derece memnunum. Diğer idari ve teknik kadroda olanlar gibi. Evet. Sayın Başkan, özellikle Antalya Spor altyapısından yetişen oyuncular da A takımda forma şansı buluyor. Özellikle Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı, bunlardan birkaçı çıktılar A takıma ve A takımdalar uzun yıllardır. Doğukan ve Bünyamin'e gelen teklif var mı? Anlamadım. Doğukan ve Bünyamin'e gelen teklif var mı Sayın Başkan? Hayır, pek gelen teklif yok. Peki tasarrufu ama yurt dışından iki tane takım Doğukan'la ilgilendi. Teklif anlamında değil, durumunu sordu. Ben de cevap verdim. İlgilenen takım var, öyle söyleyeyim. Yurt dışından evet. O da. Peki uzun vadede altyapıyla ilgili projeleriniz var mı? Yani projeden kastınız? Yani orada yani proje derken yani direkt özellikle izleme ekibi direkt A takımı alıyor. Yani gelecek vadeden Doğukan gibi, Bünyamin gibi yeni oyuncular var mı Sayın Başkan? Ben A kadroya çıkacağım. Çok güzel. En az 3 tane. En az 3 tane. Çok çok iyi. Özellikle de mali kriterleri düşündüğümüzde, günümüzdeki şartları düşündüğümüzde çok çok olumlu. Bünyamin'le Fenerbahçe'nin ilgisi oldu mu? Yok, hani bilmiyorum. Yani ilgilendiğiniz şey Ali Bey arkadaşımız arar veya kulüpler resmi teklif edin. Böyle bir şey yok. Evet. Hani uzaktan televizyon yazısını beğeniyorsunuz ya, ilgileniyorsunuz. Onun gibi bir şeyse bilmiyorum ne oldu. Yani öyle bir şey yok. Sayın Başkan, önemli bir seçim var federasyonda. Az önce de bahsettik zaten, yayın gelirleri konusu henüz çözüme kavuşmadı. Siz de sık sık İstanbul'a geliyorsunuz bu noktada. Kulüpler Birliği de devamlı toplantı halinde. Son durum nedir? Çünkü kulüplerin şirketleşmesi de söz konusu spor yasası ile birlikte. Evet. Ya bildiğim kadarıyla yarın nihai bir karar verilecek diye biliyorum ama federasyon seçimi olmadan da mevcut federasyon devam eden yetkililer hiçbir şeye imza atmıyorlar. İyice tıkanmış durumdayız. Yarın Kulüpler Birliği toplantımız var. Yarın bir cuma günü Kulüpler Birliği toplantımız var. Yarın doğru. Orada bir netice olur diye umuyorum inşallah. Federasyon başkanlığı için zaten bir tane resmi aday var. Bildiğim kadarıyla. Evet, Mehmet Bey. Mehmet Bey var. Başka bir aday yok. Alttan kulis çalışmaları muhakkak yapıyorlardır. Ama bize ulaşan bir şey yok. Mehmet Bey de sanırım yine cuma günü gelecek Kulüpler Birliği toplantısında kendi projelerini anlatacak. Kulüpler Birliği'ne büyük ihtimalle bir soru cevap ne olur bilmiyorum nasıl olacağını. Öyle umuyorum, öyle olur diye umuyorum. Bakalım adaylar netleşsin. Ona göre tavrımızı belirleriz. Aziz Bey, BOFİ'nin durumunu anlattınız BOFİ'ninle ilgili. Sinan Bolat basında çıktığı için soruyorum. Var mı Sinan Bolat'la ilgili bir girişim? Sinan Bolat'la ilgilendik. Doğrudur. Daha sonra Sinan Bolat'ın tarzından ve tavrından dolayı dün akşam Sinan Bolat'a kendisini transfer etmeyeceğimi bildirdim. Yani Sinan Bolat konusu bildirdi. Kapandı. Kapandı. Benim ekibim bildirdi. Hakan Özmert takım kaptan, onun da sözleşmesi sona erdi. Hakan, devam ediyoruz. Anlaştık. Anlaştınız. İş transferde Hakan'la da anlaştınız. Gelecek sezon zaten hedef belirlediğiniz gibi ilk 5. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Bütün soruları içtenlikle cevapladınız. Hacı Rayt'la siz anlaştınız. Kulübüne de gelen tekliflerin olduğundan bahsediliyor. Hacı Rayt bizde geliştiğini görüyor. Bizimle oynar, bizimle olur. İnşallah hayırlısı olsun diyelim Sayın Başkan. Tamam. Çok teşekkür ederim samimi açıklamalarınızdan dolayı. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Antalya'ya selamlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin'di. Aziz Çetin'le birlikte Antalya Spor'u konuştuk. Özellikle de Fernando, Hacı Rayt, Luis Adriano önemli işlere imza attılar ve Antalya Spor'da önemli bir performans ortaya koydular. Nuri Şahin'in demekleri yadsınamaz bu noktada. Nuri Şahin'le birlikte çıkışa geçen bir Antalya Spor takımı vardı. Ligi de bence çok çok iyi yerde tamamladılar. Gelecek sezon Antalya'da hedef ilk 5, bunu belirtelim. Kulüp başkanı da tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Şimdi ikinci aramıza gidiyoruz. İkinci aranın ardından dün bilindiği üzere
Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları vardı. Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarından dolayı yayınımızda sadece Metin Diyadin'i ağırlayabilmiştik. Dün anons yapmıştım. Konya'dan gazeteci arkadaşımız Veli Özkan bizlerle birlikte olacak. Son bölümde olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök de aramızda olacak. Sevgili dinleyenler, şimdi çok kısa bir ara. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Veli Özkan. Veli, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Salim. Nasılsın Veli, nasıl gidiyor çalışmalar? Transferlerine çok iyi, çok yoğunuz. Çok yoğunuz, öyle böyle değil gerçekten. Yayına bağlanmadan önce bir not alayım dedim. 3 sayfa not almışım o derece yani. 3 sayfa, Allah Allah, bayağı almışsın. Yani senin yayına sığmaz herhalde, kısa kısa özet geçeriz ya. Tabii ki. Hemen başlayalım. 2 transfer var. 3 transfer. Aslında Salim, bilgiler sende. Sen Konya medyasından daha hızlısın. Her şeyi hemen estağfurullah Veli. Senin anlatma lazım. Sen konuş, ben dinleyeyim. Yo, estağfurullah Veli. Ahmet Oğuz geldi son olarak. Cebrail geldi. Sağ beke 2 transfer. Evet. Sen de zaten notlarını çıkardın. Benim öngörüm bir sol bek transferi olabilir. Stoper transferi ve forvet transferi olabilir. Benim aldığım notlarda bayağı vardı ya. Kaleci transferini düşünüyor diye. Sol bek var, stoper var. Yerli bir tane kaleci var. Evet. Üçüncü kaleci altyapıdan gelecek diye duydum. İki tane isim var altyapıdan. İkisinden birisi kampta tercih edilecek. Deniz Ertaş ve Mehmet Erdoğan. Mehmet Erdoğan öne çıkıyor. Bu milli takıma da gidiyor bu oyuncular. Evet. Bir forvet transferi düşünülüyor ve sağ kanatta, sol kanatta oynayabilecek oyunculara bakılıyor. Yani şu an isim vermem doğru olmaz. Çünkü evet, Konya Spor basınıyla yönetim arasında bir mutabakat imzalandı gibi bir şey oldu. İmza aşamasına gelmeden pek isim duymuyoruz ama olumsuz bir şey oldu mu yazıyoruz. Evet. Olumsuz bir şey oldu. Tedde transferinden Konya Spor vazgeçti. Biliyorsunuz yeni Malatya Spor'da oynayan Benjamin Tedde vardı. Evet. Hatta Konya Spor'a son oynanan maçta, deplasmanda oynanan, sezon bitmesine az kalan haftalarda bir gol atmıştı Filikik'ten. Tedde'yi bilirsiniz zaten. Masaya oturmuştu taraflar. Tam bitecekti transfer ama Konya Spor biraz daha bir inceleme, araştırma yaptıktan sonra Tedde'nin Konya Spor'a uygun bir oyuncu olmadığını anladı. Detaya inmek istemiyorum. Negatif yönler ağır bastığı için Konya Spor Tedde transferinden vazgeçti. Biliyorsunuz Ahmet Aslan'ı gönderdi Konya Spor. Onu Piyakos'tan kiralamıştı ve devam etmek istemedi Ahmet Aslan. Ahmet Aslan tam takım oyununa uyum sağlayamadı. Olympiakos'ta Konyaspor'un oyun sistemine birbirine benzemediği için zaman zaman zorlandı. Ayrıca bir duygusal bir oyuncuydu. Forma giymediğinde küsüyordu, çeşitli Instagram paylaşımları yapıyordu. Ahmet Hasan'la bu yüzden devam edilmedi. Hırvatistan'ın Rijeka takımında oynayan Muriç var. Konyaspor geçen sezonda çok peşinden koştu. Hem sezon başında hem devre arasında transfer edemedi. Tekrar Muriç gündeme geldi. Sağ kanatta oynuyor. Yine pazarlık masasına oturuldu. Her şey olumlu ilerlerken bir anda yine Hırvat kulübü fiyatı yüksek yapınca Muriç transferinden şu an için vazgeçildi ama ilerleyen dönemde ne olur bilemeyiz. Konyaspor 3 tane transfer yaptı. Birisi Bruno Paz, onunla başladı. Hatta evet, geldi Beşiktaş maçını tribünden izletti. Acaba Beşiktaş mı transfer edecek, Antalya Spor mu transfer edecek derken Konyaspor İstanbul'da imzayı attırdı Bruno Paz'a. Çok iyi transfer. Şöyle bir detay vereyim. Konyaspor şu ana kadar 3 tane transfer yaptı. 3'üne de bonservis bedeli ödemedi. Bu önemli bir detay. Bruno Paz yanılmıyorsam 24 yaşında Portekiz 2. liginde oynuyordu. Ve Sporting çıkışta, altyapısı Sporting ama orada 2. ligde oynuyordu. 2. lig demiyorum, Portekiz'i küçümsemiyorum. Miguel Crespo değil mi Fenerbahçe'deki? O da Portekiz 2. liginden geldi. Merih Demiral de yanılmıyorsam Portekiz'in alt liglerinde oynadı. Şimdi Bruno Paz'da gelecek vadeden bir oyuncu orta sahada oynuyor. Şöyle bir detay vereceğim dinleyenlerimiz için sağlayayım. Bruno Paz Amir'in yerine gelmiş bir oyuncu. Bence Amir'in alternatifi değil. Yani Konyaspor Amir'i satacak gibi bir strateji izliyor diyerek hissediyorum, düşünüyorum. Amir'i gönderirse Bruno Paz oraya bakabilir. Çünkü yabancı sınırı var. Şimdi 7+4 diyorlar, 8+3 diyorlar. En kötü 8+3 olacak. Zaten Türk oyuncu bulmakta sıkıntı yaşıyoruz ilk 11'e. Abdülkerim Bardakçı da gönderilirse ya da satılırsa nasıl olacak? O yüzden iki tane orta sahaya şey olmaz diyorum yani, yabancı oyuncu. Bruno Paz'da Soner Dikmenekir'sini izleyebiliriz yeni dönemde. İki tane bek transfer ettik. Ahmet Oğuz pek gündeme gelmemişti transfer
döneminde ama Cebrail'i sen de paylaştın daha önce. Cebrail'i kim transfer edecek diye bir sürü gündem vardı. Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek'le de görüştüm, sana açıklamıştı yanılmıyorsam. Evet. Cebrail Karayel'i Konyaspor transfer etti. Cebrail Karayel ofansif bir sağ bek diyebiliriz. Ahmet Oğuz için ise daha çok defansif bir sağ bek diyebiliriz. İkisi forma yarışında olacak. Biz manşetlerimizde Konyaspor kendisini sağlama aldı dedik. Sağ beki güçlendirdi. İki tane alternatif oldu. Subic'in yerinde iki tane oyuncuyla doldurmuş olduk. Bu da önemli bir detay diyebilirim Salim. Dediğim gibi Konyaspor bu oyunculara bonservis bedeli ödemedi. Ahmet Uğuz'un bir açıklamasını okudum SporX'te bugün. Ahmet Uğuz bir ay öncesinde ben Konyaspor'la zaten temas halindeydim. Türkiye Kupası finalini oynadıktan sonra düğmeye bastık dedi Ahmet Uğuz. Çok önceden yapılan planlamayla yapılan bir transfer olarak değerlendirebiliriz Ahmet Uğuz'u. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de Ramazan ayında iftar yemeğinde zaten bizim Mayıs ayı içerisinde transferlerimizi büyük oranda tamamlamayı düşünüyoruz demişti. Ve bu da başkanı doğruladı. Önceden düğmeye basmışlar. Scout ekibi de zaten 2,5-3 aydan beri çalışmalarını yürütüyordu. Bruno Paz transferinde şöyle bir detay var. Eğer Konyaspor Bruno Paz'ı satarsa %25 bir sonraki satıştan Sporting kulübüne, Portekiz kulübüne para ödeyecek diyebilirim. Herkesin merak ettiği Amel Atıf kelime gelelim istersen Salim. Sen de detay varsa dinleyebilirim, yoksa ben de gideri söyleyeyim ama az çok Amel ile Abdülkerim hakkında yazılıyor, çiziliyor, bir şey söyleniyor ama her iki kulübün başkanı da Amel ve Abdülkerim'i istedi bizim Fatih Özgürcan'dan, başkandan. Fenerbahçe şu an için öne çıkıyor. Onu diyebilirim. Fenerbahçe gelecek sezon biliyorsunuz yeni sezonda şampiyonla oynamak istiyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyorlar. Jorge Jesus da zaten getirdiler. 5 milyon euro alt şey var. İstekleri var Abdülkerim için. 5 milyon eurodan aşağısına vermeyiz diyorlar hiçbir şekilde. Amel için Avrupa'dan da teklifler var ama Trabzonspor'da gerçekten çok istiyor Abdullah Avcı. Amel'i takımda görmek istiyor. Daha önce işte boşnak oyuncularla da çok çalıştı. Takımın oyun sağlayabileceğini hissediyor Abdullah Avcı. Edin Vizca'yla falan çalıştı. Hatta Başakşehir'den getirdi yanına Trabzon'a. Amel ve Vizca takımda da iyi uyum sağlayabilir. Ama Fenerbahçe paket olarak işte alabilir. Trabzon da paket olarak istiyor. Önümüzdeki sezon nasıl olur bilmiyorum ama bana gelen bilgilerde şu an için Fenerbahçe bir adım önde. Her iki oyuncu da önce Avrupa istiyor. Çünkü Abdülkerim için Fransa'dan da Almanya'dan ciddi teklifler var. Hatta Frankfurt ilgi mektubu dahi göndermişti Abdülkerim için. Eğer bu oyuncular Avrupa'ya transfer olamazsa öncelikleri Fenerbahçe olabilir. Ama Abdülkerim'in içinden geçen bize gelen bilgilerde Beşiktaş'ı gönlünden geçirdi. Şuna bağlıyoruz. Çünkü aylardır Beşiktaş'ta Abdülkerim'in pilotu var. Sürekli gelecek mi, gidecek mi, gelecek mi, gidecek mi şeklinde sürekli menajeri de kontak halinde. Alenen bile getirilmiyor ama menajeri de kontak halinde Abdülkerim'in Beşiktaş'ta. Uğur Avadar zaten menajeri. Beşiktaş'a çok yakın olan bir menajer. Evet. Transfer olursa da Türkiye'den Abdülkerim Beşiktaş'ı seçer ama Fenerbahçe'de parayı basar, ben alacağım derse de Fenerbahçe bir adım daha öne çıkıyor. Çünkü Abdülkerim diyor ki ya bunu kendinle mi çelişiyorsun diyebilirsen, bir Fenerbahçe diyorsun, bir Beşiktaş diyorsun. Abdülkerim tamam Beşiktaş'a gitmek isteyebiliriz ama kulübün menfaatlerini ben gözeterim der. Yani bir 500 bin euro oynasa bence Konyaspor için Abdülkerim Fenerbahçe'yi seçer diye ben geçiriyorum içimden. Peki ikisi için istenen bonservis miktarı ne kadar? Ya şimdi Udinese kulübü transfer teklifi yapmıştı Amir'e. Konyaspor 7 milyon euro istemişti Amir'e ve satıştan da pay istemişti. O da %20 idi yanılmıyorsam. Evet. Ya çünkü bir paket olursa 5 Abdülkerim'e 7 de ona dersek rahat bir 11-12 milyon euro paket halinde ister Konyaspor. Ve aşağılarına da düşmezler yani. Ama tek korkuları da şu. Yani bir Konyalı olarak bunu söylememin gerekir ama oyuncular değerini buldu. Bunu da değerlendirmek lazım, satmak lazım. Konyaspor Başkanı da aynı açıklamayı yaptı 2 gün önce bir panelde. Bu oyuncuları tam zamanında satamazlar. Daha önce Vida'da gördük bunu, tam değerini bulmuştu, satamamışlar. Abdülkadir Ömür tam değerini bulmuştu, satamadılar ve fiyatları düştü. Önümüzdeki sezon belki fiyatı düşer. Bunun da endişesi var.
bir an önce de satmak ve para kazanmak istiyor Konya Spor Kulübü. Ya transfer dönemi çok yoğun. Ya ben işte Avrupa'da belki Konya Spor kendini görmek ister, Abdülkerim kendini görmek ister UEFA Konferans Ligi'nde. Eğer Konya Spor UEFA Konferans Ligi'nden elenirse belki Abdülkerim'in transferi daha da kolaylaşabilir diğer takımlar için. Belki transferin son gününe kadar Abdülkerim bekleyecektir. Böyle bir şey de olabilir. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların. Yani çok teşekkür ederim. Çok karışık bir transfer süreci gidiyor Konya Spor. Evet. Ama transferlerin de Amir'le Abdülkerim gidecek gibi de planlıyor. Bunun da detayını verelim. Öyle bir detay var. Ben de ekleme yapayım istersen. Dün Berke Özer iddiası gündeme gelmişti sosyal medyada. Berke Özer iddiasını oyuncu tarafından doğrulatamadım. Böyle bir durum yok dedi. Ya ben de şunu ekleyeyim Salim. Eğer devam var mı? Tabii ki bir dakika devam edebiliriz. Tamam. Ben de İrfan Can Eğri Bayat'ı sormuştum. Onun da ismi sık gündeme geliyordu biliyorsun. Evet. Hallak Pınar ismi de vardı. Oyuncunun menajerine sordum. Cenk Tekeloğlu eski kaleci. Evet. Dedim böyle bir şey var mı abi dedim. Ya böyle bir şey var ama sadece fiyat soruldu. Resmi bir teklif yok. Durumları sorulan dedi. Konya Spor bu iki hafta önce konuştuğum muhabbetti. Konya Spor Halil Akpınar ve İrfan Can Eğri Bayat için de durum sorgulaması yapmış. İşte yarışabilecek bir yedek Türk kaleci aranıyor. İrfan Can Eğri Bayat da Konyalı. Neden olmasın yani? Öyle İrfan Can Eğri Bayat mı? Yok Konyalı Eğri Bayat kökü oraya dayanıyor. Ailesi Adana'da ondan dolayı. Adana Spor Kitapısından yetişiyor. Biliyorum sen direkt... Ilgın. Konya Ilgın. Musa Çağrangi. Ben öyle duydum. Evet doğrudur Veli. Veli görüşürüz ya. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Umarım katkı sağlamışımdır. Bendeki bilgiler bu yöndeydi. Çok teşekkür ederim. Bir de forvet transferi için son olarak takım oyununa uyum sağlayabilecek net bitirici skor üretebilen nokta bir forvet aranıyor. Tete transferinden de forvetten vazgeçildi. Son kez bunu hatırlatayım. Çok teşekkür ediyorum Veli. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Konya'ya selamlar. Selamlar. İyi yayınlar. Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Veli Özkan'dı. Veli Özkan'la birlikte Konya Spor'u konuştuk. Sizlerden gelen sorular da var. Bunları cevaplayacağız. Hattımızda son bölümde konuğumuz Olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin. Merhaba nasılsın? Ben Salim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ederim İyi, Hüseyin abi. Teşekkür ederim ben de. Olay.com üzerinde yer alan maçları konuşacağız. Bağlantının sonunda da güvendiğim maçlardan oluşan kuponunu paylaşacaksın. Bugün çok çok önemli bir maç var. Yükselme, playoff yükselme grubunda final maçı. Bandırma Spor'la İstanbul Spor karşılaşıyor. Maç saat 20'de başlayacak. Kocaeli'de oynanıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da ise Barış Sako olacak. Yorumun nedir abi? Şimdi sana ilk önce bir soru soracağım merak ettiğimden. Bandırma Spor Süper Lig'e yükselirse maçlarını sence nerede oynar? Bursa'da mı, İzmit'te mi? Çok güzel bir soru. Bandırma Spor Başkanı Onur Göçmez'le de konuştuğumuzda sormuştuk bu soruyu. Yeni stadyum konusunda var mı bir gelişme diye. Bandırma'da havalimanına yakın bir bölgede olduğu için stadyum ışıklandırma yapılamıyor. Bundan dolayı Bandırma Spor maçlarını gündüz oynuyor. Hatta yarı final rövanş maçı da saat 15.30'da oynanmıştı. Ben Balıkesir'de oynar diye düşünüyorum abi. Stadyum yapılana kadar. Ama Balıkesir stadı bildiği kadarıyla Süper Lig'e uygun standartlarda değil. Bence ya. Bu Bursa bana makul Bursa geliyor da hani İzmit'te olabilir mi acaba yine dedim. Neyse ona bakalım Süper Lig'e yükselirlerse zaten göreceğiz. Şimdi ben merakımdan sana sordum. Sen tabii daha artıkları takip ettiğin için belki bir bilgi sahibisindir diye. Ama Bursa bana en mantıklısı geliyor. Bursa Spor'da zaten biliyorsunuz ikinci lige düştü. Dolayısıyla hani Bursa'da böyle bir... Bursa'da olabilir mi? Olabilir. 111 kilometre Bursa Bandırma arası. Evet çok fazla uzak değil. Peki şimdi bu maça gelelim. Gerçekten çok çok önemli maç. Yukarıya çıkacak takımı bir kere Süper Lig'in gelirleri bekliyor. Onu söylemek lazım. Her ne kadar gelirler görece düştüyse de malum sebeplerden dolayı yine de 1. Lig'in gelirlerinden çok fazla gelir elde edilecek Süper Lig'de. Ve iki takım için de bu bağlamda çok hayati bir karşılaşma. Ben valla Bandırma Spor'u beğendim daha önceki maçlarda.
Dolayısıyla sanki biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum Bandırma Spor'un, İstanbul Spor'a nazaran. Bir de Bandırma Spor'un gelmesi, İstanbul Spor'a gelmesine nazaran biraz daha renkli olabilir diye düşünüyorum. Zaten yeterince İstanbul takımına sahibiz Süper Lig'de. İstanbul Spor gelince de yine onların da hangi statta oynayacağı meçhul ama muhtemelen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'te dönüşümlü olarak oynayabilirler diye düşünüyorum. Bilirlerse. Onu da göreceğiz. Ama ben Bandırma Spor tarafındayım. Sen ne diyorsun? Oley.com'daki oran ne veriyor şu anda ona? Hemen bakıyorum. Bandırma Spor'a hemen bakıyorum abi. İddiada Oley.com'da Bandırma Spor'a 2.12 veriliyor. Evet, ben 2.12'lik Oley.com oranının gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bandırma Spor tarafındayım. Hani seyrettiğim maçlardan edindiğim izlenimle sanki Bandırma Spor daha böyle istekli, arzulu gördüm ben. Galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Senin görüşün ne? Benim görüşüm nedir abi? Ben de aynı fikirdeyim. Bandırma Spor mağlup olmaz diyorum. Evet. Gollü de geçer diye düşünüyorum ben bu karşılaşma. Golleri de yenilebilir belki. 2.5 üstü veya TGS 2.3 toplam gol sayısı 2.3 de düşünülebilir. Mutlaka gol olacak bir karşılaşma olarak görüyorum. Ki zaten hani final olduğu için mutlaka kazanmaları için gol atmaları gerekiyor. Gerçi uzatmaya da gidebilir karşılaşma ve penaltıları ama ben 90 dakikada Bandırma Spor'un işi bitireceğini düşünüyorum. Şimdi Uluslar Ligi maçları başlıyor biliyorsun. Evet. Salim. Dün Polonya Galler karşılaşması oynandı. Uluslar Ligi'nde. Orada Polonya kazandı. Şimdi diğer karşılaşmalara gelecek olursak benim seçtiklerim şunlar. Bulgaristan Kuzey Makedonya karşılaşması var. Dünya Kupası eleme grubunda Bulgaristan başarılı olamadı ve grup maçları sonunda geldi ama buna karşın Kuzey Makedonya hatırlarsan Dünya Kupası elemelerinde çok güzel işler yaptı. Hatta playoff finaline kadar geldi. Orada Portekiz'e kaybederek elendi. Grup maçlarında da Almanya'yı deplasmanda yenmişlerdi. Ben Kuzey Makedonya'nın Uluslar Ligi'ne iyi başlayacağını düşünüyorum. Ve buradaki karşılaşmada Bulgaristan'ı yeneceklerini düşünüyorum. Bir diğer karşılaşmam Güney Kıbrıs'la Kosova arasındaki mücadele. Şimdi iki takım da Katar elemelerinde gruplarını 5'er puanla tamamladılar ve başarılı olamadılar. Katar yolundan elendiler. Bir de Güney Kıbrıs'ın tabii sıcak iklimini de bu mevsimde düşünmek lazım. Kosova dağlık bir bölge, oradan serin bir iklimden gelecek Kosovalı futbolcular. Ben ev sahibinin rakibine göre daha düşük kalibreli olmasına rağmen hani iklim şartlarında avantajıyla en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum rakibine ve Güney Kıbrıs Kosova'da 1-0 çifte şans diyorum. Hatta sürpriz düşünenler doğrudan bir de oynayabilirler. Bir diğer karşılaşmam Kuzey İrlanda Yunanistan. Her iki ekipte Dünya Kupası elemelerinde gruplarını üçüncü tamamladılar. Yani Dünya Kupası'na gidemiyorlar. İki takım denk gözüküyor. Zaten verilen oranlar da baktığımızda onların denk takım olduklarını gösteriyor. Ama Yunanistan rakibine göre tabii ki daha Avrupa'da iyi iş yapmış, kültürel olarak, futbol kültürel olarak Avrupa şampiyonu olmuş bir ekip. Ben Yunanistan'ın Kuzey İrlanda deplasmanında galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Slovenya-İsveç karşılaşması var yine. İsveç Dünya Kupası playoff turunda Polonya'ya kaybederek elenmişti. Slovenya ise gruplarda grup lideri grubu, yani Dünya Kupası'na grup lideri olarak giden Hırvatistan'ı devirmişti. Dolayısıyla Slovenya da yabana atılacak bir takım değil. Burada da 2.5 üstünün ben güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Tabii ki İsveç biraz daha favori Slovenya önünde ama 2.5 üstüne de burada yönelilebilir. Benim en çok favori gördüğüm takımlardan biri de Sırbistan. Sırbistan biliyorsun Dünya Kupası'na çok büyük sürpriz yaparak Portekiz'i son maçta devirerek gitmişti. Ve bu çok büyük bir moral oldu tabii ki Sırbistan'a. Şimdi onlar Uluslar Ligi'ne de ilk başlamak istiyorlar ve Norveç karşısında, ki Norveç son zamanlarda bayağı düşüşte,
bizim bulunduğumuz grupta da biliyorsun üçüncü olmuşlardı ve Dünya Kupası şansını kaybetmişlerdi. Sırbistan'ın ben kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer maçım Çekya-İsviçre. Orada Çekya karşısında İsviçre favorim. İsviçre her zaman iyi oyunculara sahip ve başarılı olmuş bir takım. Ve bu grupta bayağı sıkı bir grup olacak. İspanya ile Portekiz de var bu grupta, Uluslar Ligi'nde. Evet. Ben Çekya karşısında İsviçre'yi favori görüyorum. Ve İspanya-Portekiz mücadelesi var. Dev bir mücadele Uluslar Ligi'nde. Burada her iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Var tercihim var bu karşılaşmada. Bu iki ekibi tabii ki Dünya Kupası'nda da izleyeceğiz. Onu da unutmayalım. Ve son maçımda İsrail-İzlanda mücadelesinde ev sahibi İsrail. İzlanda'da çok büyük bir düşüş var. Salim biliyorsun 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı izlemiştik. Hani o tribünlerle yaptıkları tezahüratlar falan. Bayağı iyi günler geçiriyorlardı o dönemde. Evet. Fakat sonra bir düşüş başladı İzlanda'da ve artık o kadar iyi durumda değiller. İsrail'in de yine hem sıcak iklim şartları hem de İzlanda'nın düşüşü nedeniyle evinde favori olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda kuponumu şöyle oluşturuyorum Salim. Sırbistan-Norveç 1 diyorum. Slovenya-İsveç 2.5 üstü diyorum. Ve Bulgaristan-Kuzey Makedonya karşılaşmasında 2 diyorum. Böyle 3 maçlık bir kupon vermek istiyorum. Oleycom üyelerine de tabii ki bol şans diliyorum. Güzel maçlar var. Hafta sonunda da yeni bülten Cuma'dan itibaren, yani yarından itibaren yeni bültende çok güzel karşılaşmalar var. Onları da yarın değerlendirirsiniz. Sanırım yarın Orkun bağlanacak çünkü dün Murat Demiryaz bağlanmıştı. Onu hep beraber değerlendirirsiniz. Ben tekrardan bol şans diliyorum. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Görüşmek üzere. Hoşça kal Hüseyin abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com yorumcusu Hüseyin Özköktü. Aydın Bey yazmış, iyi yayınlar abi. Bandırma İstanbul maçı için tahminin nedir? Ben Bandırma Spor mağlup olmaz diyorum ilk 90 dakikalık bölümde. Yusuf Sarı Ertaç geldi. Transfer gelişmesi var mı başka Adana Demirspor'dan demiş Celalettin Hazım Akın. Yusuf Sarı Ertaç, Abdurrahim geldi. Gelişmeler yaşandıkça aktaracağım. Mesut abi yazmış, Bolu Spor taraftarı. Bolu'da teknik direktör ve başkan değişikliği oldu. Savaş Apak başkan seçildi. Yeni teknik direktör sizlerle de paylaşalım. Sait Kara Fırtınalar oldu. Her iki isme de başarılar diliyorum. Birkaç soruyu cevaplayamadım. Yarın cevaplamaya gayret göstereceğim. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün Perşembe. Perşembe günleri Radyo Spor'da 13-14 arasında TOF Fakültesi programı oluyor. Ben şimdi programı arkadaşlarıma devrediyorum. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.